Selamünaleyküm. Nasılsınız? Ben yani de çok iyiyim efendi. Yalak yalak oturma. Dik otur. Elinde kalemi çadar. Soru çözümüne başlıyoruz. Evet. Kardeşlerimin. Hadi başlıyoruz. Bismillah. Ses bilgisi. Hocam niye bunu yapıyoruz? Lan niye yapmayayım? Manyak. En güzel öğrenme yönü sorudur. Doğru mu kardeşlerim? Evet. Soru üzerinden konuyu pekiştireceğiz. Başlayalım. Hocam hangisinde ünsüz ikizleşmesi vardır? Ay ünsüz ikizleşmesi neydi mesela? Hissetti derken S'ler yan yana geldi. Ya da affetti derken F'ler yan yana geldi. İki tane aynı harf yan yana geldiği zaman ne diyorduk? Türeme. Ama T'ler yan yana geldiği zaman dediğim anda benzeşmeyi vur yakala. Gel. Anlatayım ya lan dört videoda. Bir daha sıfırdan mı anlatayım burada? Devam cansız. Üstün aynı harf yan yana yok. 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 Aynı harf yan yana. <laughs> Ayrıca gel. Hakkı. Sırrı. Zannı. Hmm, sırrı. Hmm, nereden vurdun lan bunları? İki tane ait bir tipi var feda olsun bunlara. Diyor ya. <laughs> Babalar bunlarda türeme var. Zaten videolarda söylediğim için bir daha bir daha yapmıyorum. Devam ki. Soru 2. Iki. İkinci sorumuzda da diyor ki Ar er ünlüsüyle biten sayıları eklendiğinde şeye kaynaştırma harfi girer. Hangisinde bu kuralı örneklemeyen bir yer var. Yani kaynaştırma olmayanı bulacağız. Gel. 6 şart. Ben sana kaynaştırmayı anlatırken şunu demiştim. Kök 6. Aradaki şeye kaynaştırma. Tek kök 2. Aradaki şeye kaynaştırma. Tek. Devam devam. Kök 7. Aradaki şeye kaynaştırma. Tek. Devam devam devam. 6. Hoppa. Aradaki şeye kaynaştırma. Tek. Kök yarım. Yarım ar diye bir şey yok. Yarım şar var. Buradaki ar er eki değil. Şer şar eki. O yüzden buradaki şeye kaynaştırma değil. Devam. Ne demiştik? Sözcüğün kökünü kapat. Kökten sonra gelen şey kaynaştırma. Ama yarımşar, beşer gibi şeylere dikkat. Devam. 3. Hangisinde bir ses olayı vardır? Gelin beraber bakalım. Kork, korku. Doğrultmazsın. Toprağın mülk avuç. Sadece burada var bak. Toprak, toprağın K yumuşak G'ye ne oldu? Yumuşadı. Ben buna ne diyorum? Ünsüz yumuşaması ya da ünsüz değişimi diyorum. Soru bankaları içinde ekledim. 4. Hangisinde yumuşamaya örnek vardır? Gel. Tarlaya diktiğimiz. Bak. Diktik. Diktiğimiz. Burada ne var? Yumuşama var. O zaman birli olan şıklar olacak. Pıtıravızlık gitti. Devam. Kurusunu kışlık ayırdık. Abi iki de herhangi bir şey yok. Devam. Kele bak bostanlara nişan düştü. Abi üçte de yok. Pıtık pıtık. Devam. Dört. Keleği. acuru yiyen yok. Bak kelek keleyi. Tık bitti. Bak bu kadar. Yumuşama bu. Gel. Hangisinde bir ses olayı vardır diye soruyor. Gelin bakalım. Ilık, yapraklar, çıplak, savrulan, hatırlar. Bak savrulan sözcüğünün kökü nereden gelir? Yazıyorum bak. Savurmaktan gelir bir tane. Savurmaktan savrulan derken aradaki o düşer. Yani ünlü düşmesi olmuş olur. Devam ki 6. Hangisi vardır? Bak ışık kelimesi nereden gelir? Işımaktan. Işımaktan ışık. E araya da ı gelince ne oldu? Bana para ver bana. Cevap adan olmuş oldu. Bit. Gel. Yedi. Hangisinde görülen ses olayların üçünü de örnekleyen bir cümle vardı. Şimdi bir. Ben şöyle demiştim. Birinci ya da ikinci videoda hatırla. Pekiştirmelerde PRSM'den sonra ünlü varsa bir. Ünlü türemesi vardır. Geçirdik Geçirdiği iki ünsüz yumuşaması var. Hatırla, hatırla sevgili. O Mesut. Burada da daralma var. Şimdi gel aşağıya, bakalım. Ha hocam burada da ünlü düşmesi yok mu? Hatırlıyor idi e var, yok demedik ki. Ama üç olsun yeter dedi adam. Birlikte yaşadıkları top. Önce bak ünlü türemesi, yani bütün şıkları okuma. Ünlü türemesi en çok rahat bulabileceğin. Ünlü türemesi olan şıkkı bul ilk önce. Bak buldum. Bak şimdi ünlü türemesi var mı? Yok. Var mı? Yok. Var mı? Yok. Var mı? Yok. Ünlü türemesi olan sadece bu var. Yani soruları biraz de kısa yoldan çözmeye bak. Bak düpedir derken burada ünlü türemesi var. Tık. Devam. E burada yumuşama var. Tık. E hocam söyle. E daralma var. Tık. E burada da ünlü düşmesi var hocam ama üçünü bulsan yeter dedi. Sekiz. Hangisi ünlü düşmesi vardır? İhtiyar. Bak yumurtluyorum kökü nereden geliyor? Cahil. Hocam diye yumurt mu diye. Ümüğünü sıktıracak bana olacak. Yumurta. Yumurtadan yumurtlamak bebe. <laughs> <laughs> Dokuz. Hangisinde? Ünlü düşmesi hem de yumuşama vardır. Çocuklarının, eden, birbirinin... Bak 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 yılan gibi kıvrılacak yılan seyreden sözcüğünün kökü seyirden geliyor. Apo! Aha burada da düşmüş. Peki eden sözcüğünün kökü nereden geliyor? Etmekten. İşte burada da ne var? Hem yumuşama hem de ünlü düşmesi var. Bu arada şunla karıştırmıyordunuz. Ben bunu zaten size söylemiştim. Seyreldi sözcüğünün kökü nereden geliyordu? Hatırla ona milim yaptı. Seyrekten geliyordu bebeğim. Buradaysa ünsüz düşmesi vardı. Bununla karıştırmayın demiştim videoda. Altıncı sözcük. Ek alırken bu sözcüğün ünsüzlerinden biri düşmüş. Bak ünsüzü diyor ünsüzü. Fikir fikri. Tanıştırayım ünlü. <laughs> Benim gibi. Devam. Bahçedeki gezici tepeci. E sıcacık sözcüğün kökü nereden geliyor? Sıcak. Ne oldu? K düştü. Cevabımız Bursa. Ve böylelikle 10 soruyu çözdük. Her üniteden sonra soru çözümü. Pratik. Hocam bu sorular var mı ders notunda? Bildiğiniz gibi sözün özü yapacağız birazdan. Bunun peşine. Ders notumuzda ünite sonlarında son 10 yılın çıkmış sınav soruları var. O konuyla alakalı birazdan da bahsedeceğim ders notunu elime alıp ve bir önceye, koyabilirim hocam. bir önceye de koyabilirmiş. Ne yapıyorsa yapsın. Bu yapıyor işte. Hocam peki soru var mı ders notuna? Dil bilgisinin sonunda karma bir soru çözümü testi var. Paragrafın sonunda var. Peki bu sorular nerede hocam? Tabii ki de soru bankamda. Oradan alıp rahatlıkla çözebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.